Hazırsa okuyayım. Evet, ekranda şu an. Yakında Emniyet Genel Müdürlüğü içinde üst düzey bir Fethullahçı açıklayacağız. Adı geçen bu FETÖ'cünün 2010 yılında Fethullahçılarla önemine mücadele eden iki vatansever emniyet müdürünün cezaevine girmesine açık rolünü belgeleriyle tek tek ortaya koyacağız. Vatansever iki emniyet müdürü örgütün o dönemki yargı içindeki kripto FETÖ'cü savcıların talimatıyla kumpasa getirildi. O kumpasla kilit görev alıp izini kaybettirmişti. Ancak yıllar sonra Ankara'daki FETÖ ile mücadele eden vatansever emniyetçilerin Türkiye'nin dört bir yanına tasfiye edilmesi sürecinde de gizlice görev aldı. 2010 yılından bugüne kadar büyük gizlilikte saklanmayı başaran ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en kritik biriminin başında halen oturan kripto Fethullahçı'yı belgeyle ifşa edeceğiz. Kim söylüyor? Sabah gazetesinin, yani Cumhurbaşkanı'nın damadının abisinin yönettiği Sabah gazetesinin özel istihbarat müdürü. Abdurrahman bir de bilir bu işleri bir de. Ne diyor? Emniyet Genel Müdürlüğü şu an FETÖ tarafından en kritik birimi diye düşünürsek. Evet. En kritik birimi deyince benim aklıma birkaç koltuk geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü şu an FETÖ yönetiyor. Terör örgütü mensubu yönetiyor. FETÖ deyince herhalde siz de öyle anlıyorsunuz. Fethullahçı yönetiyor diyor. Şimdi bir hatırlayın, kısa süre önce bir tartışma yaşanmıştı, evet, aynı isim, evet, üzerinden. Bu bir emniyetteki kendisinin Abdurrahman Şipşek yine şu an Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki, hı-hı, Engin Dinç'i işaret ederek, evet, daha önce beni de almaya çalışmışlardı falan diye orayı işaret etti. Sonuçta görülüyor ki bir kavga var. Yani Abdurrahman Şipşek herhalde hükümete yakın bir gazeteci desem kimse itiraz etmez. Emniyet Genel Müdürlüğü de herhalde şu an hükümetin kontrolünde. Şimdi ben şunu merak ediyorum, size bunu soracağım. Abdurrahman Şimşek'in dediği doğruysa, ki eğer doğruysa teşekkür etmeliyiz hep birlikte. Bence doğrudur. Gerçekten. Çünkü bu işleri bilir dedim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şu anda en kritik noktasında FETÖ oturuyorsa, hala o yönetiyorsa ve bunu ortaya çıkarmışsa ülke için önemli bir şey. Yalansa da, doğru değilse de, sadece bu kavga için birisine çamur atılıyorsa ne olacak? Bu arada onu da merak ediyorum. Siz bu tweet'i nasıl yorumluyorsunuz? Önce Cengiz Bey'den başlayıp sonra geçelim. Evet. Cengiz, evet, Bey. Vallahi biz burada iki adliyeden söz eden gazetecinin haksız yere tutuklanmasını konuşuyoruz. Abdurrahman Şimşek ya çok cesur, yani değil mi? Sabah gazetesi olduğu için belki, ya da başka bir denge var. Burada artık konuşulması gereken Fethullahçılardan sonra cemaatlerin emniyette, belki MİT'te nasıl şekillendiği, ne olduğu, hep şimdi diyoruz. Yani 15 Temmuz'dan beri Fethullahçılar diye her tür şey yapıldı. Her tür önlem alındı. Hala aradan bu kadar yıl, bu kadar KHK falan geçtikten sonra eğer Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, hele istihbarat dairesinin başında böyle bir isim oturuyorsa, burada hani bununla mücadele edenlerin de bir hesap vermesi lazım. Mücadele ettiğini söyleyenlerin de. Bankasya'nın önünden geçeni içeri atıyorsunuz ama yani 7 yıl sonra polisin en üst noktasında, bir de istihbarat dairesi, yani şakası yok. Bir de eğer Engin değilse kastedilen, işte 10 Ekim gar katliamında sorumlular arasında sayılıyor. Hrant Dink'te var, adı geçiyor kamu görevlileri olayında. Ve burada aslında hep Fethullahçılar diye bir tür bir şeye bakıyoruz. Tavşana bak mı ne derler. Böyle bir şeye dönüşüyor. Ama alttan alta bakıyorsunuz, hem yargıda hem emniyette, kolluk güçleri içinde bir takım dini yapılar ya da nasıl diyeyim, milli damar gibi mesela çıkma Fethullahçı örgütler, doğru mu bu tanım bilmiyorum, o örgütlerin mensupları birileriyle çatışıyor. Bunu daha açıktan yapmaları, belki yargı eliyle yapılması daha doğru bunun. Ama Sabah gazetesinde işte bir haber müdürü, tanırım da Abdurrahman Şimşek'i, eskiden geçmişten beri tanırım, bir ara aynı fonksiyonu Zekeriya Öz için yapıyordu. Fethullahçıların güçlü olduğu dönemde Zekeriya Öz'ün medyaya dağıtmak istediği şeyleri Abdurrahman dağıtırdı. Şimdi her şey değişti tabii. Başka bir dünyada yaşıyoruz. Ama burada ben artık şüpheyle bakıyorum. Yani bu
Fethullahçılarla mücadele edeceğiz diye. Evet edilsin, hukuk çerçevesinde edilsin de kardeşim yani bir de akıl var, mantık var. 7 yıl sonra bir Fethullahçı ya da gizli kripto Fethullahçı emniyet istihbaratının başına gelebilir mi yahu? Geliyorsa yapacak bir şey yok. Yok değilse de bu böyle söyleniyorsa geçmişte kim bilir kaç kişi bu Fethullahçı damgasıyla harcandı. Evet. Bir de FETÖ borsası var. Üzerinde durulması gereken belki bütün bu adliyedeki yolsuzlukları mesela bir milat noktası sayılabilecek FETÖ borsası hadisesi var. Bunu da konuşmamız gerekiyor aslında. Şimdi tabii yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı büyük bir takdirle izliyoruz. Ben izliyorum yani en azından sizleri de başarılı da buluyorum. Özellikle de Süleyman Soylu'dan sonra, Sayın Soylu'dan sonra bence Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nda çok iyi, olumlu bir imaj yaratan bir süreç geliyor. Şimdi bu yazıda 2010 yılından bugüne kadar dediği için Abdurrahman Bey'in burada biraz sanki geçmiş dönemdeki İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir şey gibi algıladım. Diğer yandan da şu andaki İçişleri Bakanlığı'na bunu başında tutuyorsun diye bir hareket yani veyahut da bir gönderme olarak baktım. Dolayısıyla ben bu tweet'i Sayın Ali Yerlikaya'nın işte hafife almayacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili gerekli işlemleri mutlaka yapacaktır. Çünkü kendisi bugüne kadar bizim son dönemde gördüğümüz en düzgün bürokrasiden gelmiş, böyle tarikatlarla, parayla pulla işi olmayan, çetelerle içli dışlı böyle şey gibi ilişkileri bulunmayan düzgün bir insan olarak biliyorum. İnşallah onun da gereğini yapacaktır diye görüyorum. Ama Abdurrahman burada, Abdurrahman Şimşek'i ben de tanırım Cengiz Bey gibi. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasıyla ilgili çok bilgi kamuoyuyla paylaştı. Bu da doğrudur diye düşünüyorum ve bunun gereğini de Ali Bey, Ali Sayın İçişleri Bakanı yapar. Ben şunu iki dakikamız var galiba. Evet. İki şey, gereğini yapar dediğiniz kısma kimin gereğini yapacağını ben bilmiyorum ve kimin de gereğini, yani hiç kimsenin de gereğini yapacağına inanmıyorum. Size onu söyleyeyim. Yani. Ama şunu söylememe müsaade edin. Bir Tolga Şardan ne oldu bugün? Bir haber yaptı, bir yazı yazdı. Kimseyi de o söylediğiniz gibi kışkırtan veya işte evet, halkı bilmem tabii ayağa galeyana getiren bir şey değil. Bilgi galeyan mesela. Değil. Dezenformasyon merkezi bugün kaç 44 saat sonra evet, yalanlama yaptı. Evet. Savcılık şey yaptı. Şimdi ben aynı savcıdan şunu rica ediyorum. Bakın ben bugün buradan saat gece 1'de program bitiyor çıkıyorum. Yolda çoğu zaman polis arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Çeviriyorlar bizi, kimlik gösteriyoruz. Ben veya Barış veya bir vatandaş bu tweet'i okuduktan sonra ben size kimlik göstermiyorum. Ben Sabah gazetesinde gördüm. Emniyetin en kritik noktasında FETÖ'cü varmış. Kusura bakmayın kardeşim. Yani sen polis olabilirsin ama onun emri altındasın. Ben 15 Temmuz'da nasıl direndimse şu an sana direniyorum, göstermiyorum diyebilir. Hani diyoruz ya halkın böyle bir tepkisi, mazhar olabilir bu olayın ardından. Doğal olarak savcıların eğer bu tweet doğruysa, bu içerik doğruysa ne yapması lazım? Polisin. Abdurrahman Bey'i çağırıp. Gördük. En hani darbe yaptılar ya 15 Temmuz'da. En kritik koltuğunda ya bu oturuyorsa hemen bu olayı soruşturup peşine düşmesi lazım. Yalansa da gereğini yalan diye açıklama yapması lazım Tolga Şardan. Nasıl? Şu an içeride. İkincisi bir şey daha söyleyeceğim. Bu tweetin altında bir yorum var. Böyle bir sürü insan yorum yapıyor ya, diziliyor, ip gibi yorum yapıyorlar. Bir tanesi ben tanıyorum, ismini vermeyeceğim o yorum yapanlar. Nereden tanıyorum derseniz 7 Şubat MİT kumpası var. Hı hı. Evet. 7 Şubat hatırlayın. Orada onun dışında ifşa edilen hatırlayın şeyler var. KCK'ya sızmış ve ifşa edilen MİT personelleri vardı. Evet. Onlardan bir tanesi İnfaz ismini vermiyor. Bir tamam. Onun dışında hatta KCK operasyonunda gözaltına alındılar, sonra MİT personeli oldukları
MİT müdahalette ifşa oldu. Ben o yüzden ismini vermiyorum o konularda, malum. Peki. Yorumunda şunu yazmış. Abdurrahman Şimşek'in tweetinin altına. Aynen okuyorum. Ama aynı tarihlerde FETÖ'nün kumpaslarında medya ayağında başrol oynuyordunuz. Mesela 7 Şubat MİT darbe girişiminde FETÖ tarafında yer almıştınız. Eminim sözünü ettiğiniz bu kumpasta, kumpasta gazetenizin de katkısı vardır yazmış. Hadi bakalım. Şimdi MİT'i konuşmaya başladık programın başında. Evet. Programın sonunda eski bir yani MİT personeli ifşa olmuş bir kişi benim de ifşa olmamda sizin rolünüz vardı diyerek MİT'e yorum yapmış. Böylelikle hani filmle başladığı yerde biter ya evet. Filmlerde öyle bitirmiş olalım. Şu anda söyleyeceğim son şey şu, devletin içinde kurumlar arasında bir çatışma var. Bu çatışmayı konuştuğumuzu ister polisi konuşuyorsak, ister yargıyı konuşuyorsak, ister siyaset konuşuyorsak unutmayın. Bu nereden kaynaklanıyor onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün kamu kurum ve kuruluşlarında büyük bir temizlik operasyonu oldu ve büyük bir boşluk oldu.